kilo almaya neden olan düşünce ya da kilo vermeyi engelleyen düşünceleri birkaç başlık altında toplayabiliriz. Zaten psikoterapilerde de amaç bu baltalayıcı, işlevsiz düşünceleri bulup değiştirmek, yerlerine daha uygun düşünce kalıplarını yerleştirmek. Burada düşünce hataları dediğimiz bir olgu devreye giriyor. Bu düşünce hatalarından en sık yapılanı diyetlerde ya hep ya hiç tarzı düşünce. Nedir bu? Diyelim kişiler diyetlerinden en ufak bir kayma yaşadıklarında ki kendilerine çok katı bir liste yapmışlardır. Tamamen diyeti berbat ettiklerini düşünebilirler ve tabiri caizse battı balık yan gider diyerek diyetlerinden vazgeçebilirler. Bir başka düşünce kalıbı zihin okuma. Nasıl oluyor? Diyelim kişiler davete git, gidiyorlar. Eğer ben bu ikramı reddedersem çok kırılır diye düşünebiliyorlar. Halbuki kişinin kırılıp kırılmadığını ya da kırıp kırılmayacağını aslında kesin olarak bilemeyiz. Ya da ben bir diğer hata da falcılık olabilir. Ben eğer o davete gidersem hayır diyemem, ikramları reddedemem. Bu da sık yapılan hatalardan biri. Bir başka e, düşünce kalıbı e, bahane bulma. Kişi aslında orada gereksiz bir e, kalori almıştır, bir atıştırma yapmıştır. Ha, bu sayılmaz der. Ya da bir diğeri, bir diğer düşünce kalıbı keyfi çıkarsama. Kişiler bazen ne yaparlarsa yapsınlar, bütün her şeyi uysalar dahi... E, Kilo veremedikleri bazı dönemler olabilir, bazı haftalar olabilir. Böyle bir durumda kilo veremediği bir haftada kendi kendine bu hafta kilo veremedim, bundan sonra hiç veremeyeceğim galiba deyip kalori kısıtlamasından ya da diyetinden vazgeçebilirler. Bu tip düşünce kalıpları diyeti baltalayan ve kilo verildikten sonra korunmasını engelleyen en sık yapılan düşünce hatalarından birkaçıydı.